Bakın Sungur abinin bu dediği de kapatılıyor. Onun için bak Nur talebesi kardeşlerimiz, Fethullah hocamızın talebeleri de kardeşlerim. Benim Mehdi giddam falan yok. Ben Allah'ın gariban bir kuluyum. Ben bir şeyim yok. Estağfurullah. İstiyorlarsa hiç evden de dışarı çıkmayayım. Yani benim bir zorum yok. Estağfurullah. Ya kardeşim bana dese ki falanca Mehdi'dir ayağını öperim peşinden giderim. Benim bir sorunum yok. Ya İslam hakim olduktan sonra, Türk İslam birliği olduktan sonra yani ne fark eder bana Mehdi? Bu kişi Mehdi gibi görüyor deseler. Yani bana özgür, sıcak, sevecen, mutluluk dolu bir dünya sunan bir insan olsun. E bitti kardeşim. Ben ne fark eder? Ama olsun ama olsun. İnşallah. Yani netice oluştuktan sonra şahıs niçin önemli benim için ya? Ne fark eder? Ama dediklerim önemli, beni iyi takip etsinler. Yani dediklerim de iyi takip etsinler. İnşallah. Ben samimi adamım. Maşallah. Evlenmedim de ben yani çekyetimde pantolonum yani. Benim öyle kimse, Allah'tan başka kimseden korkmam da ben. Maşallah. Hiç kimseye verecek hesabım da yok benim. Yani öyle bir derdim yok. Maşallah. Yani çökecek sistemlerim, çökecek holdinglerim falan da yok. Hiçbir şeyim yok yani. Evet. Dolayısıyla benim düşüncelerim, anlatımlarım hep hadise ve Kur'an'a dayalı ve samimiyim. Beni iyi takip etsinler. Bakın bir mühendislik uygulaması var. Fethullah hocamızı esir aldılar orada adeta. Bir şey yapılıyor diyorum. Yani benim sözümü dinlesinler. Bir bildiğim var ki söylüyorum. Evet. Esen Nur külliyatından taviz vermek için ortaya çıkan kişiler var. Bak bunlara uymasınlar. Akılcı hareket etsinler. Ehl-i sünnet eserlere uysunlar. Ve dediklerim doğru, ispatla anlatıyorum. Gerçekten kıyamet yakın. Doğru bu. Ve teknik olarak da ispat ediyorum, açıklıyorum. Bakın ya ben zaten ortadayım, beraber hep beraber göreceğiz. İslam'ın hakimiyetini görünce zaten kıyamete de inanacaksınız. Mecbur inanacaksınız. Ya binlerce yıldan beri olmayan bir olay olacak bakın. Dünya hakimiyeti oluyor. Bundan sonra ve kıyametle ilgili sözüme bir adamın inanmaması için deli olması lazım herhalde. Çünkü hadislerin hepsi doğru olduğuna göre son açıklamalar mı yanlış? Değil mi? Bütünü doğru. Bak Şeyh Nazım hocamın dediği doğru. 70 yılda ilgili sözü doğru. Bediüzzaman da aynısını söylüyor. Ben de aynısını söylüyorum. Ve bütün ulema bu konuda hemfikir.